zikir ruhu alıyoruz. Allah demek Allah mıdır? Mutlak zatı görünmüyorsa Allah dediğimiz zaman onu nasıl müşahede etmeliyiz? Nasıl anlamalıyız? Bunu açalım inşallah. Bir kişi yazı ile önüne Allah diye yazsa, yazı mıdır, Allah mıdır? Yazıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de de Allah lafzını her ayette okusanız yazıdır o. Bir kişi dili ile de Allah dese, kelime midir, Allah mıdır? Kelimedir. Doğru. O zaman mutlak zatını göremiyorsak bu söyleneni nasıl şuhud edeceğiz ki o Hadid suresi 3. ayette zahirim dediğini görmüş olalım ve görerek iman Mürşid-i Kamil'in dizinin dibine oturduğunda ihvana ruhundan bir ruh üfüren, özünden bir öz veren, esmasının da manasını vermiştir. Henüz bilgisinde değil. Hüviyet ve eniyetinden vermiştir. Henüz fikrinde değildir. Aynı ruhumdan verdim diyor. Ben şimdi desem ki size ben tatlıyım, şöbiyetim, bir tepsi şöbiyetim. O tepsiden size verdim. Hepinizin yediği dilim şöbiyet olması lazım. Tepsinin hepsi değildir ama gene şöbiyettir. İlk çekirdek değildir ama çekirdektir. İlk özün hepsi değildir ama özdür. Neden o zaman bilemiyoruz? Fikrimiz yok. Onun için zikir fikirdir, fikir ise zikirdir. Fikredilmiyorsa zikir tesbihattır. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Canlı ve cansız varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Tamam, cemadatın aklı fikri yok, tesbih ettiğini anladım. Nebadatın yok. Onun sağa sola yatmasının, rüzgarın esmesinin tesbih ettiğini anladım. Hayvanın da akıl fikir sahibi yok ama sesi çıkıyorsa Allah'ı tesbih ediyor, anladım. Ama insanın aklı fikri var. Onun zikretmesi lazım. Ama canlı varlık da tesbih ediyor. İnsanlar da tesbih ediyor diyor. Zikrediyor demiyor ayet, değil mi? Canlı ve cansız varlıklar Allah'ı tesbih eder. O zaman insan niye zikredemiyor? Allah dediğinin veya yazdığının fikrini bilmiyor ki zikretsin. Fikrini bilmediğin şey tesbihattır. Akşama kadar ekmek, ekmek, ekmek de bir dilim kırıp yemezsen seni doyurmaz. Yani fikrini bilmediğin Allah demek seni doyurmaz. Hep biraz mutlu oldum. Ama soruyorlar sana Allah nedir? Bilmiyorum. Bilmiyorsan daha şuhud sahibi değilsin. Az bir doldu. Demek ki fikir zikirdir, zikir ise fikirdir. Onun için Mürşid-i Kamil'in dizinin dibine oturduğumuzda Cenab-ı Allah hüviyet ve niyetinden vermiş, ruhu olan Allah zikrini vermiş, ondan sonra da bu çekirdeğin açılmasını da fikredersen olur demiş. Birinci fikri de sizin gücünüz, kuvvetiniz yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Sizden zikreden benim. Zaten özümüzün olduğunu biliyoruz. Buradakinin hak olduğunu biliyoruz. Demek ki bu şekli aldıktan sonra bunun gücü kuvveti de buraya ait değilse dilinden Allah diyen de oymuş. Çünkü güç kuvvet senin değilse dilin nasıl kımıldar? Gücün kuvvetin gökte ise vücut nasıl hareket eder? Arabanın aküsü garajda kalmışsa yolda nasıl gider? Demek ki benim aküm benim arabam. Kaf suresi 16, ben kuluna şah damarından da yakınım. Demek ki vücudumdan da bana daha yakınmış. Ve dilimden de Allah diyen oymuş. Henüz onu görmedin.
Sonra da bir daha fikir veriyor sana. Diyor ki, üç defa Allah senden Allah diyecek. Allah, Allah, Allah. Peki Allah benden Allah diyorsa, bir defa Allah desen demediğim bir şey yok. Çünkü bunun ismi neyse, ufuk dedin mi, ufuk hakkında demediğim bir şey var mı? Allah dedin mi, saymadığın, anmadığın, demediğin bir varlık, cisim, isim, şekil, duygu, his, fikir demediğin bir şey var mı? Yok. Ama Allah, Allah diyorsa bu kaba ilk ne diyor? Birinci Allah deyişi sana ilk nasihatı olan fiillerin senin değil. Bunu iyi bil. Ben açığa çıkacağım, kendimi tanıtacağım. Ben bilinmek istedim ama sen ben diyorsun. Dur, sana bir nasihat edeyim. Şu seni bir aradan çekeyim de sonra kendimi göstereceğim. Aslında ben gösteriyorum da senin zannını kaldıracağım aradan. Sen bilmiyorsun diyor. Onun için birinci Allah deyişi fiillerin senin değil. Peki nasıl fiillerin benim değil? Diyor ki bunun bağı, rabıtası, idraku şudur. La faile illallah. La yok, faile fiiller yok, illallah var. Peki fiiller yok derken fiiller bitiyor mu? Hayır. Bunların senin olmadığını idrak et. Saffat suresi 96. Vallahi halakeküm ve ma ta'melu. Bizi ve fiillerimizi o yaratmış. Fiillerim zaten onun da. Ben bu ayette karşılaşmamıştım. Ben de onunmuşum da bu ayette karşılaşmamıştım o ayet. Bunu da diyor iyi anlaman için dört tane şuhudu var. Birincisi tevhid-i efal. Efal neydi? Senden görünen fiiller ve senden gayrı varlıklardan görülen işler veyahut sende ve senden gayrı varlıklardaki bütün fiillerin hepsine efal. Demek Allah efal dedi mi her varlığın fiilini, topyekun fiillerin, yani Ahmet bunu yaptı, Mehmet bunu yaptı, ağaç böyle yaptı, hayvan böyle yaptı, kuş böyle yaptı demiyor. İnsan oturdu, hayvan oturdu, bitki oturdu, taş duvara oturdu demiyor. Oturmak dedi mi fiillerin nerede görürse görürsün hepsinin tevhidine efal. Sende ve senden gayrı durgun ve hareketli. Dört bapta insanda da görsen, hayvanda da görsen, bitkide de görsen, cemadatta da görsen bütün fiillere efal denir. O zaman ilk şuhudu da tevhid-i efal. Bütün bu fiillerin yaratıcısı birdir. Tevhid ettim onları. Birledim. Yaratıcısını bir bildim artık. Sende de görsem oturmak fiilini, bu fiil kimin? Sahibinin olduğunu bildim. İkinci şuhudu fena-i efal. Fena demek, ifna etmek demek, yok etmek demek. Ama fiilimi yok etmiyorum da benim olmadığını idrak etmek demek. Fena-i efal demek, o fiilin benim olmadığını idrak etmek demek. Buyurun fiillerimiz bizim mi değil mi, nasıl fena olduğunu idrak edelim. Bir tane fiilimizi söylüyorum. Oturmak fiili. Hani insanda, hayvanda her yerde görülüyordu. Oturmak fiili sizin olsa, siz ölseniz, ben oturuyorum diyoruz. Bugüne kadar ben oturdum, ben kalktım, ben yedim, ben içtim, ben güldüm, ben çalıştım, ben kazandım, ben yaptım. Bütün fiillerinizi siz yaptınız. Oturmak fiili sizin olsa, siz öldüğünüzde, oturmak fiilidir. Sizden sonra insanlar o zaman oturabilir mi? Oturmak fiili de ölse. Sizin olsa öldüğünde öldü. Sen ölsen, senin gözün senin olsa öldüğünde gözün de gitti. Değil mi? Bir şey kalıyor mu geriye? Fiilin senin olsa öldüğünde ölmesi lazım. Ölmüyor. Fena etmek demek, yok etmek demek, benim olmadığını idrak etmek demek. Fiilimi yok etmedim. Peki benim değilse ortada böyle bir fiil var.
Bu fiil kimin? İlahi varlığın kuvvet ve kudret.